Mesela sorulduğu için söylüyorum. Antonio az önce forvet transferleri içinde onu unuttuk söylemeyi. Yani beni en çok mesela heyecanlandıran isim oldu Antonio. Galatasaray'ın evet ilgisi var Antonio'ya. Yani buraya gelirse çok acayip işler yapabilir. Fiziki anlamda bir haksız rekabet olur Antonio. Hani böyle stoperleri sırtına alıp gezdiren santrafor tipinde bir oyuncu. Belki buralara gelmiş en güçlü forvetlerden biri olur Antonio. Ama şu anda hani Galatasaray'ın ilgisi olduğunu söyleyelim ama çok daha hani tablo netleşmedi Antonio ile alakalı. Biraz daha beklememiz gerekiyor sanırım. Peki hemen bir başka soruya geçiyorum. 10 numara mevkisinde kim düşünülüyor demiş. Evet, 10 numara transferi Galatasaray için önemli bir transfer. Ve enteresan bir şekilde Galatasaray yönetimi bu konuda ciddi adımlar atıyor. Yani enteresan dedim, Mertens takımda biliyorsun önemli bir profil. Ama Okan Hoca oraya başka bir oyuncu daha istiyor Şampiyonlar Ligi düşünülerek. Geçen biz bunu haberleştirmiştik. Evet, zor bir transfer ama Daichi Kamada yani Galatasaray yönetiminin hayalini kurduğu bir isim. Frankfurt'tan ayrıldı. Bonservisi elinde şu anda. Çok sayıda takımın ilgisi var Kamada'ya, Japon oyuncu, ama Galatasaray yönetimi de Kamada ile alakalı bir fiyat araştırması yaptı. Menajeriyle görüşüldü. Bir teklif hazırlanıyor şu an Kamada ile alakalı. Bu teklif sonrası tabii daha net konuşabiliriz. Zor bir transfer. Çok zor bir transfer ama Galatasaray yönetimi de biliyorsun geçtiğimiz yıl çok sayıda zor transferi gerçekleştirdi. Yani Torreira'dan Zaniolo'ya kadar birçok oyuncu hep zordu transfer ama Galatasaray yönetim bunun altından kalktı. Kamada da böyle bir isim. Yani gelirse buraya çok ciddi fark yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu an yönetimin en ciddi 10 numara adaylarından bir tanesi Daichi Kamada. Bir teklif olsun. Ondan sonra daha net burada gerekli bilgileri vereceğiz. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Aslında bu kaleci konusu, biz her zaman Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın güvence olduğunu biliyoruz belki ama artık Muslera da yaşı itibariyle ve kariyeri itibariyle yavaş yavaş sonuna doğru geliyor diyebiliriz. Aynen. Tabii ki bu alanda bir kaleci transferi yapılması gerekiyor. Galatasaray'ın A kalitesi bir kaleciyle yoluna devam etmesi gerekiyor gelecekte yatırım amaçlı. Siz neler söylersiniz? Kaleci transferi yapılacak mı? Mesela Süper Lig'den Seyitçi önermiş Tugay Özbilen. Sizce? Yapılacak bir kaleci transferi. Evet, tabii Muslera'nın önüne değil ama Muslera'nın arkasında bir kaleci transferi düşünülüyor. Yani ben Günay Güvenç transferinin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde burada bir gelişme olabilir. Galatasaray'ın elinde Batuhan Şen var ama Batuhan Şen'in kiralık değerlendirilmesi söz konusu, gelişimini sürdürmesi açısından. O yüzden de bir yerli kaleci ve Günay Güvenç. Çünkü havuzumuzda çok dar Ceren, yani çok sayıda isim de yok açıkçası kaleci bölgesinde Galatasaray'ın alabileceği. En cazip isim, sanki şu anda en akla yatkın isim Günay Güvenç gibi gözüküyor. Günay ile alakalı temas Aslında Doğan Alemdar da vardı ama sanırım o artık başka bir takıma transfer. Doğan'ı, evet Doğan'ı kiralanacak büyük ihtimalle. Rolleri. Lig 2'ye kiralanması gündemde. Büyük ihtimalle o transfer olmayacak ama Günay Güvenç transferi şu an Galatasaray'a en yakın isim. Önümüzdeki hafta sanırım bu konuda sıcak bir gelişme olacak. Hemen bir izleyicimizin sorusuna istinaden Raşit Sa'dan da bahsetmiş aslında. Raşit Sa'yı ile alakalı Norwich City sanırım Galatasaray'a beklentisini iletmiş. Aslında biz Raşit Sa'nın da kalmak isteyeceğini tahmin ediyoruz ama ücret konusunda sizce nasıl şekillenir bu süreç ve Zaniolo kanat oynayacaksa Raşit Sa'ya gerek var mı demiş bir izleyicimiz. Sizden alalım Yani yorumlarınızı. Zaniolo kanat da oynayabilir. Forvet de oynayabilir. Forvet arkasında oynayabilir. Güçlü bir Zaniolo. Fizik gücünde %100'e ulaşmış bir Zaniolo. Bu rollerin hepsini yapabilir. Juventus'tan teklif almamış bir Zaniolo. Evet, kesinlikle. Ki ben yani şu anda teklif ilgi var ama rakamlar dediğim gibi Galatasaray'ın inseli düzeyde değil. Yani Juventus burada çok komik rakamlar teklif ediyor Galatasaray'a. Yani 15 milyon eurolar Zaniolo için çok komik rakamlar. Galatasaray'ın bunları kabul etmesi mümkün değil. Raşitsa konusu Galatasaray evet istiyor ama bu maliyetlerle bu iş mümkün değil. Yani orada Norwich'in istediği rakamlar 9 milyon euro civarında. Galatasaray asla bu rakamlara çıkmaz. Kaldı ki Galatasaray evet Raşitsa'ya ihtiyacı var mı? Var. Önemli bir oyuncu ama o bölgesine bakalım Galatasaray'ın. Zaniolo var. Yunus Akgün var. Yusuf Demir var. Morutsan var. Barış Alper Yılmaz var. Yani Galatasaray'ın rotasyonunda en geniş bölgesinden bahsediyoruz. Böyle bir durumda bir de 6-7 milyon euroya Raşitsa transferi olur mu? Bence zor. Nasıl olur? Galatasaray'ın istediği maliyetlere inerse
4 milyon euro, 4,5 milyon euro, belki o zaman konuşulabilir. Ama bu maliyetlere Galatasaray'ın ben Raşit Saha işine girmesini beklemiyorum açıkçası. Benim çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Galatasaray'ın şampiyonunda çok büyük pay sahibiydi. Ama az önce saydık oradaki rotasyonun genişliğini. Ki bunu bence Erden Timur da sinyalini vermişti. Bizim birinci önceliğimiz transferde Raşit Saha değil demişti. Yani Galatasaray bence Raşit Saha için o maliyetlerin inmesini bekleyecek sonuna kadar. İnerse Galatasaray o transferi bitirebilir. İnmezse başka bir alternatife yönelir. O yüzden de şu an Galatasaray Raşit Saha konusunda beklemeye geçmiş durumda. İstenen rakamlara gelirse bu iş olur. Olmazsa bence başka bir isme önerir yönetim. Peki, bu arada 710 kişiyle yaklaşık yayınımıza devam ederken onlardan da bir ricamız var. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Aslında hep takıma geleceklerden bahsediyoruz ama bir de gidecekler var tabii ki. Aynen. Satışından gelecekler ya da işte kiralık olarak takımdan ayrılacaklar da var. Takıma geri dönenler de var. Hangileri kalacak veya takımdan kimler kiralanacak? Bunları da merak ediyoruz. Örneğin Emin Bayram transferi gündeme geldi. İsteyen o futbol kulüplerinin olduğunu biliyoruz. Neler söylersiniz siz bu takımda kalacak ve gidecekler hakkında? Emin Bayram'dan başlayalım. Evet, oradan İngiltere'den bir ilgi var Emin Bayram'a ama Okan Hoca Emin Bayram'ı şu an bırakmak istemiyor. En azından şu ön eleme maçını geç, ondan sonra bir karar verilmesini istiyor. Çünkü rotasyona bakalım. Galatasaray'ın şu an elinde 4 tane stoper var. Yani Mete Han'da büyük ihtimalle kiralanacak. Baltacı tekrar. Emin Bayram, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelson şu an rotasyonu gözüken isimler. Yani Ross Jensen de büyük ihtimalle kiralanacak. Onu söyleyelim gelişimi açısından. Şu anki rotasyon böyle gözüküyor. Yani Okan Hoca'nın Emin Bayram'a transferine izin vermesini ben beklemiyorum ama tabii ki Emin Bayram'ın da burada düşüncesi son derece önemli. Yani Emin'in ayrılık isteği olursa yönetim burada önünü açabilir ama ben Emin'in en azından en kötü ihtimalle kiralanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray için değerli bir oyuncu. Altyapıdan çıkmış potansiyelli bir oyuncu. Bence Emin bu kadar kolay gözden çıkarılmamalı. Bir şekilde rotasyonda kendine yer bulmalı diye düşünüyorum. Onun dışında Alparslan'a Galatasaray yönetimi izin verdi. Takımlarla görüşmesi için Alparslan takımdan ayrılacak. Emre Taşdemir'in bir vedası olmuştu geçtiğimiz günlerde. Onun dışında Çıkıldağ ile alakalı yönetimin görüşmeleri sürüyor, kulüp arayışları sürüyor ama şu anda o konuda net bir gelişme yok. Büyük ihtimalle Avusturya kampına götürülecek Çıkıldağ. Morutsan Galatasaray için önemli bir oyuncu bence. Ciddi bir yatırım yapıldı, bonservis yatırımı yapıldı. Önemli bir potansiyel. Ancak onun bölgesinde çok sayıda oyuncu var. Yani orada nasıl bir takım planlaması yapılacak? Yani 10 numara pozisyonunda Mertens var. Zaniolo orada oynayabiliyor. Morutsan orada oynayabilir. Yunus Akgün orada oynayabilir. Çok sayıda oyuncusu var Galatasaray'ın. Orada Yusuf Demir var. Mutlaka Okan Hoca'nın bir planlama yapması gerekiyor. Kamp performansı belirleyici olacak. Şöyle bir şey de olabilir. Yani biz hep Yusuf Demir'i konuşuyoruz ya, yani yerli statüsüne geçti. Belki Yusuf Demir kiralanıp yerli statüsünde başka bir oyuncu transfer edilebilir. Mesela Şomurodov'un ismi konuşuluyor. Forvet bölgesindeki Şomurodov transferi son derece mantıklı. Çünkü Özbek futbolcu yerli statüsünde sayılabiliyor. Mesela alternatif forvet için bence son derece mantıklı bir oyuncu olabilir Şomurodov. Yerli oynayacak çünkü eğer Yusuf Demir ayrılırsa tek bir oyuncu izin veriyor federasyon bu statüde. Son derece mantıklı bir iş olabilir Şomurodov transferi.